Ayşe Gelin'in salonu spor tarzda dekore edilmiş. Füme rengi oturma grubu bohem tarzdaki kırlentlerle kombinlenmiş. Salon küçük olduğu için 4 kişilik açılır kapanır bir masa ve sandalyelere yer verilmiş. Raflı televizyon ünitesi salonun tarzına yakışır bir sadelikte. Fon perdelerin oturma grubuyla yakın renkte kullanılması şık bir tonsürton oluşturmuş. Salonda aynalara yer verilmesi güzel, ancak boy aynasıyla duvardaki aynanın farklı renk çerçeveleri hoş durmuyor. Son olarak siyah metal gövdeli opal başlıklı avizeyi salona uygun bulduğumuzu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Has Reç'um, senden başlayalım. Başlayalım Aslı Hanım. Ben öncelikle şu aynayı anlayamadım. Burada bir ayna, şurada bir ayna ve ikisi birbirinin takımı da değil. Biri siyah, biri gold. Ya salonda ayna kullanmayı seviyorum. Özellikle evet, orada salonda ayna güzel durur. Bu aynayı mı sevmediniz? Yani bu, evet, bu ayna ile o ayna zaten birbirine de uyumlu değil. Biri siyah, koridora biri gold. Bu. Evet. Salonda kullanılması bence tamamen yanlış. Bunu bence hepimiz de görmüşüzdür, bu aynanın orada kullanıldığını. Şöyle söyleyeyim, kapıdan girişte ben aynayı çok seviyorum. Dışarıdan giren kötü enerjili birisinin atması ayna kullanmayabilirsiniz. O yüzden o aynayı orada sürekli tutuyorum. Gold detayını da ben yakıştırdım evime, çünkü evimde gold detaylar var. Lamba derimde var. Aynı zamanda orada birlikte kullandığım saatimde var gold detayı. Nerede gold var? Gold var hayatım. İstersen yakından bak. Yelkovan'dan bahsediyorsun. Evet. O kadar küçük var. Gold detayıyla birleştirmem bence uyumlu durmamış. Bence uyumlu. Çünkü ben seviyorum. Salonum çünkü spor. Ben olabildiği kadar kendi tarzıma göre. Peki Ayşe'cim, salonu spor olarak nitelendiriyorsun değil mi? Çok hani şey değil. Peki ama klasik değil. Yok, onu demiyorum. Yani. Salonunun mesela tarzı senin için nedir? Spor mu? Spor, evet. Şık, peki spor mu? Şık sporsa yerde İskandinav halı var. Neden? İskandinav bir model. Şöyle aslında arkanızda yastıklar var. Bakın. Evet. Onun püsküllerine bakın. Yastıklar da o havada değil mi? O havada olduğu için yani ben biraz karıştırdım. Peki bu klentlerin tarzı ne size göre? İskandinav mı? Evet. İskandinav bohem tarzı. Yastık güzel. Kadife de değil, değişik bir şey dokusu. Evet, kanepelerin değil mi? Aslında silinmesi rahat mı bunların tatlım? Evet, yıkanabiliyor, hepsi çıkıyor. Aslında bir şey belirtmek istiyorum ben. Ne yaptın? Başladık oldu. Aslıcığım yeni yıkandı ama yıkayabilirsin istersen. Yok, bir şey demeyeceğim. Yıkanmayla alakalı bir şey demedim ki. Ne alaka şimdi? Şöyle bakmak istedim. Ya bakalım istedim. Aslanım kolay bir şekilde çıkıyor. Peki bu fermuarlı mı? Atabiliyor musun makineye? Evet. Allah. Altında fermuar var. Evime her yeri sökülüyor Ayşe. Feda olsun. Niye söktünüz şimdi kızlar? Uykunuz mu geldi? Çok yumuşak. Arkayı da kaldırın, kalkın gidelim bari. Ne yapalım, ne yapıyorsunuz? Yok, bu cırt cırtlı değil aslanım. Değil mi canım? Yok değil. Bırak. Huzurlu bırakın minderleri. Tamam, bu da kol. Asıl bir şey belirtmek istiyorum. Ben normalde biz köşe takımı almıştık. Yani bu köşeydi. Evet. Bu iki koltuğu biz ayırdık. Alırken özellikle bir kol istedik. Aldığımız kişiden sağ olsun bize yaptı. Biz köşeden sıkıldık. 2 senenin sonunda ayırdık. Aa, evet. Değiştirdiniz tarzını. Evet. Kaça yaptırmıştınız bunu? 4500 TL. Ne zaman? 2 yıl önce. Güzel, iyi fikir ama izleyicilerimize de fikir vermiş oldum böylelikle. Tanıdıksa mobilyacıları bu şekilde bir kol ekleyebilirler, cırt cırtlı. Havası da değişmiş. Fonlarla nasıl olmuş hanımlar? Ben fon demişken şunu belirtmek istiyorum. Ayşe arkadaşım benim evime geldiğinde özellikle perdelerin kırışık olmasını esas da vurgulamıştı. İzniniz olursa göstermek istiyorum. Tabii, bu. Gel tatlım, sen de yap şovunu. Şov yapmıyorum ama galiba dün senin yaptığın şov da ondan dolayı öyle diyorsun. Şöyle göstereyim. Birincisi şöyle. Zaten şu aralarda da görüyorsunuz. Sanki aralardan çekilmiş gibi. Kedim tırmalıyor aslanım. Şöyle aslanım, şu aralardaki kırışıklıkları da görebiliyorsunuz zaten. Bu tarafta, bu tarafta. Şöyle de göstereyim. Yani özellikle arkadaşım dün bende bunu esas aldığı için kendisi kedisinin tırmalamasının dışında kırışık olan yerleri ütüleyebilirdi ya da tekrardan ekleyip asabilirdi. Bir değildi canım. Evet, bu konuda kabul etmiştim. takmışsın. Bu konuda yani kabul etmiştim. Yok, makineden çıkartıp taksaydım zaten kendini salardı perde diye düşünüyorum. Ama ben o hata yaptığımı zaten belirtmiştim. Aralarda minik minik zaten. Ama sen esasta bulunduğun için zaten bunu belirttim Ayşe. Tamam, şunları zaten kedim çekiyor yani. Bu belli çekilen bir şey oldu ama seninki kadar kırışık değil yani. Benim için zaten bir durum olduğunu söylemiştim. Aynı da göster fonlarında var mı kırışık? Kalk hem düzelt o fonunu da. Düzgün dursun perdeleri. Fonları da aslında duvara göre bence kısa. Yani duvara göre, ama duvara acaba göre korniş mi yarım kalıyor? Hah, düzelt bir tane. Fonunun boyu da uzun zaten, yarım. Evet, alan kişi özellikle böyle... Ne kadar ödedin bu tüle ve fonlara? Hayır. Gel bir tane. Ne kadar ödediniz? Toplamda 2500 TL ödedik Aslı Hanım. 3 tül perde, 2 fon. Peki ev kira mıydı? Sormadık onu. Ev kira değil Aslı Hanım ama bizim de değil. Nasıl yani? Kayınbabamın ev. Biz oturuyoruz ama kira vermiyoruz. Bizden kira almıyor. Kayınbaban. Evet. İhtiyacı yoksa çok güzel bir jest tabii ki de. Zaten kayınvalidem de üstümde oturuyor. Bir üst ailemde. Evet, aile apartmanı. Evet. Nasıl, zor oluyor mu peki? Kayınvalideyle bu kadar yakında oturmak? Ya şöyle, benim için çok kolaylık. Kayınvalidemi çok seviyorum. Onu da öpüyorum. Aynı çiçek de göndermiş bana. Öyle mi? Güzel, çok güzel. Çok sevgiler kayınvalidene. Yakında oturuyoruz bu arada, çok yakınız. Gerçekten o kolaylığı ben de yaşıyorum. İyi ki yakınımda. Benim de alt katımda oturuyor. Bazen yemek yapamıyoruz, gönderiyor. Çok iyi bir şey. Kayınvalide sevildiğimiz seviliyor Aslı Hanım. Evet. Ay valla bu hafta bütün gelinlerimiz kayınvalidelerine bayılıyorlar. Aynen. Canlarını öpüyoruz buradan. Ben de çok severim kendisini. Valla. Biraz yaşlı ama yapacak bir şey yok. Bütün gelinler, sen de dün baklava yapmıştı. Evet, çok baklava güzel yaptı. Buradan ellerine sağlık diyelim tekrar. Kendisi normalde de beni çok sevdiği için ve çok iyi anlaşırız. Arada gelir ekmeği mesela suratıma bandırır, gerek yok reçele falan der yani. Ne yapar lan? Mesela birden kahvaltı sofrasına otururuz mesela, birden durur ekmeği alır suratıma bandırır, der ki reçele gerek yok. Ay çok eskitiyor demek ki. Çok güzel. Ay bak Semra anne, bir gün görmedim ekmeği al şöyle bir bandır bana. Güzel bir iltifat. Ay bir şey söyleyeyim, çok enteresan, hiç duymadığım bir sevme şekli. Evet. Çok güzel, sempatik. Hep böyle mutlu olsun. Hep böyle mutlu olun inşallah. İnşallah. Ne güzel. Buradan o zaman hepinizin kayınvalidelerine selamlar gönderelim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hanımlar? Var avize mesela. Avizeyi konuşmadık. Uyumuş mu sizce? Yani avize... Avize bence buraya olmuş Aslı Hanım. Olmuş. Evet olmuş. Çünkü avize zaten uygun, salonu spor. Ondan dolayı buraya hani büyük bir avize... Olmazdı zaten. Evet, tavanım düşüktü. Ondan dolayı bence avize buraya olmuş. Ama Aslı Hanım bu fotoğraflar hiç olmamış arkadaki. Yani ben iki yıllık bir gelin için şimdi... Doğru bulmuyorum ya. Bir de salona girdiğiniz zaman direkt göze batıyor ve salonla da bir uyum yakalayamamış çerçeve. Nasıl yakalayamamış? Benim üniten beyaz. Üniten krem. Değil yani mi? Evet, yanında kullandığım ünite. Yanında kullandığım ünite, aksesuarlarım hepsi beyaz. Salonda değil de bu tarz fotoğraflar. Ama çok eskiden de fotoğraflar odasında ya da ne bileyim. Şöyle ama bu şey manzara gibi. Değil mi? Yani. Ha? Çok hoş duruyor bence. Yani, ben yakıştırıyorum. Fotoğraf değil. Yani ünitemle özellikle çok uyum içinde Aslı'cığım. Sen uyumuyor dedin ama ünitemle çok güzel duruyor, uyuyor mesela yani. Mesela ünitenin altında güzel bendeki olan bir kitap tarzında duran aksesuar vardı. Kitap kutusu mu? Evet, aynen öyle. Fakat evet, sende de gördüm ama şu alt kısmı çok boş bu masanın. O kısmı mesela, o kitap kutusunu bu tarafa koyabilirdi, şık olurdu. Ünitenin önünde mum gördüm. Fakat o mumu mesela ünitenin yanında değil de televizyonun direkt yanında, şu orta sehpada görebilirdik, yanında da güzel bir şöyle abla denedim. Çünkü etrafta çok fazla aksesuar olduğu için bu masayı üstüne koyduğum zaman böyle çok dolu geliyor. Yani göze işte çok batıyor. Televizyon ünitesini biraz hafifletip, zaten televizyon ünitesinde çok fazla aksesuar olduğu için çok biraz da orta sehpaya boş kalır yani. Hiçbir şey koymasam oraya illaki bir şey koymam lazım. Çünkü dört yeri de açık ya oranın. Oralara bir şey koymasam boş olacak orası. Yani dediğim gibi o kitap kutusunu alt kısma koysaydın, üzerini boş bıraksaydın tam güzel olabilirdi. Benim düşüncem bu ama genel olarak bak arkadaşlar, salonunu düşün bakalım. Beğendim açıkçası. Halının fiyatı ne? Değil mi bu falan? Evet, 1500 TL aslında. 1500 TL. Ama bekar evi gibi. Masası, abajı, bekar evi gibi duruyor. Şöyle bekar evi demeyelim de Tarz olarak hani bu tarzda seviyorum. Çok böyle ağır şeyler sevmiyorum. Özellikle oturma odası benim için rahatlık daha ön planda. O yüzden mobilyamı bu şekilde tercih ettim. Aksesuarları da bu şekilde kombinledim. Şöyle söyleyeyim Ayşe'cim. Niğde'den çıktın. Üniversite öğrencisi evini tuttun. Burada oturuyorsun. Belki de içimde kalmıştır. Yapıyorumdur. Olabilir. İşte bekar eviyle yeni gelin evinin arasında fark oluyor. Yeni gelin evin muhabbetini çok sevmiyorum. Girmeyelim. Çünkü herkesin tarzı farklı zaten. Zannediliyor ki bütün işte yeni gelinlerin evinde gold olacak, işte gümüşler olacak, altın varaklar olacak, disko topları bilmem ne. Hiç gerek yok yani böyle şeyler. Benim için. Disko topu mu oluyormuş? Ya disko topu gibi her yer yani. Yani ışıl ışıl. Ben sevmiyorum. Tarzıma uygun değil. O şekilde tarz etmemiştik. Senin evin için de aynısı söylenmişti galiba. Özellikle yatak odan için galiba. Genç odası denmişti. Denmişti. Ben kesinlikle bu yorumu kabul etmiyorum hala da. O şekilde yani. Ben bir şey soracağım. Şimdi bu boy aynaları artık yaklaşık 1,5-2 yıldır salonda kullanılıyor. Evet. İlk gördüğümüzde şeydi, aa salonda böyle bir şey olabilir mi? Bunlar koridor veya giyim odasında olur diyorduk. Ama bir şey dikkatimi çekti. Size sormak istiyorum. Çok meraklısınız. İnternetten alışveriş yapıyorsunuz. Bunu genelde internetten alıyorsunuz değil mi bu aynaları? Evet, bu aynaların bu eskitme gold dışında bir rengi yok mu? Var Aslı Hanım. Bu aynanın aynı zamanda 3 rengi var. Evet. Siyahı, goldu ve beyazı. Ya neden kullanmıyorsunuz bu renkleri hiç? Ve bu mesela bu odaya olurdu. Yok Aslı Hanım, ben almıştım ama beni gold rahatsız etmedi orada. Dediğim gibi detaylarda kullandım. Rahatsızlıktan değil. Hani onları da niye tercih etmiyorsunuz? Ben merak ediyorum. Yok mu acaba başka rengi diye sordum. Efendim? Şununla uyabilirdi. Bence Aslanım o tablolar da buranın tablosu değil. Onlar girişte kullanılan, salonda aşırı basit göstermiş. Bir de duvarındaki bant izleri de beni aşırı rahatsız etti. Onu. Ayşe'cim tabloları bir bırakalım, salalım. Onlar da kendisi huzurla olsunlar. Şimdi dedin ya kendin her yeni gelinin evinde altın varak olmak zorunda değil, gümüş varak olmak zorunda değil. Demek ki hala içinde bir altın varak aşkı var ki hem sunumlarında gold var, görüyorsunuz. Hem de aynasında gold var. Ha, salondaki ayna. Hayır, şundan bahsetmek istiyorum. Kolları da gold. Hayır, yani. Yeni gelinlikle... Altın hangi renk başka? Yani bu renk başka renk mi var? Senin gelinlikle okul hayatı içinde kalmış. Yani. Yok, altın rengi başka ne var demiştin bize. Yeni laf söyleyerek getirdin. Sodanın bile çevresi gold. Kızlar tamam. Bittiyse... Cevap veriyorum. Evet, cevap ver Ayşe'cim. Cansu'nun dediğine karşılık ben. Belki içimde kaldı, belki bilinçaltımda ben spor seviyorum evet ama gold detayları da olabilir, olmaz değil. Dediğim gibi saatimde var, işte kullandığım lamba derimde var. Hani bu da şey değil ki illa burada gold detayı var diye çok altın varaklı seviyorum diye bir şey değil. Ya da burada gold detayı var diye altın varak seviyorum diye bir şey değil. Sen şu cümleyi kullandın yani herkesin evinde sanki gold olmak zorunda. Mobilyadan bahsediyorum hayatım. Mobilyadan bahsediyorum. Evet, tamam anladık. Tamam hayatım. Ben bir efendim Hasret. Dış sesten bir şey rica edebilir miyim? Bana bir şey verecek onu alayım hemen vazoyu alayım. Ben yaptı yine. Heh, gel. Arkadaşımız bizim için çiçeğinin suyunu değiştirmemiş. Biz geliyoruz diye değiştirebilirdi. Yok, hayır. Söyle. Çok aslında. Kötü bir görüntü olmuş. Hayır, ver tatlım. Bu çiçek, ben suyunu değiştirsem de bu çiçek kendisi salıyor. Her gün. Evet, her gün. Sabah değiştirsem, biz değiştirsem de evet, hatta değiştirelim. O zaman şey yapalım. Kullanma bence çok hoş durmuyor yani. Bence kötü durmuyor, beni rahatsız etmiyor. Bu durmuyor. Daha da kararıyor. Bizi rahatsız etti. Hayırlı bir görüntüsü var. Yani bu... Çiçeğin yapmış olduğu bir şey. Tamam o çiçeği bugün bize sergilemeseydin keşke. Çiçek suda durmasa da olabilir. Bunu niye suya koyuyorsun? Evet suda durmasa da olabilir. O çiçek canlı bir çiçek değil. Evet. Kurusu falan da var. Kuru yapay değil mi? Boyanmış bunlar sonradan. Evet. O boyanın rengi buraya geçiyor. Aynen, ama suda koyma hayatım sen ona. Tamam susuz kullanırım ben onlar için aslında hiç sorun değil. Ben masanın fiyatını öğrenebilir miyim? 600 TL. Yemek masan ve sandalyeleri. Hepsi birlikte 2500 TL aslında. Aynanın fiyatı? Aynaya takıldı. Sanırım 350 TL'ye almıştım. Evet. Peki. Fiyatları da öğrendik mi hanımlar? Evet. Sizi ben buradan mutfağa yolcu edeyim mi? Bakalım gelinimizin mutfağı nasılmış? Buyurun hanımlar. Bir de mutfağı değerlendirin. Salon uyumunu beğendim çünkü ben de siyah, beyaz ve gri renkleri sevdiğim için kendisi de bütünlük yaratmıştı ve uyumlu buldum.